Evet sevgili izleyenler, Anadolu Tarihi Afyonkarahisar programımızda bugünkü durağımız Frigya oluyor. Frigya'nın saklı cenneti Üçler Kayası'ndayız. Bakalım burada neler var, gelin görelim. Frigya Üçler Kayası köyündeyiz. Mitolojik zindana geldik. Bu zindan yüzlerce yıllık bir zindan ve içindeki izler oldukça dikkat çekiyor. Gelin birlikte görelim. Burası tutukluların muhafazası için yıllarca kullanılmış. Yan tarafında bir muhafız odasına sahip, konik bir şekilde gökyüzüne açılan bir havalandırma ve aydınlatma penceresi var. Aynı zamanda buradan aşağıya muhafızlar tarafından yiyecekler atılıyor. Bu eser iki tane kapıya sahip. Daha önceden mezar odası olarak kullanıldıktan sonra Kral Midas tarafından zindana çevrilmiştir. Duvarlarında karşılıklı delikler var. Karşılıklı saplanan metal demirler ve zincirler vasıtasıyla mahkumlar ayaklarından prangalanmış şekilde duruyorlarmış. Arkamda görmüş olduğunuz yer tutukluların muhafazası için kullanılmış bir alan. Yan tarafta muhafız odası var ve gökyüzüne doğru konik bir şekilde küçük bir havalandırma yeri var. Bu havalandırma yerinden muhafızlar zaman zaman içeride zindanda olan mahkumlara yiyecek atıyorlardı. Frigya Üçler Kayası köyünü gezmeye devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yer ise peri bacaları ve leylek yuvası olarak geçen bir yer. Ekranlarınıza getiriyoruz. Frigler zamanından yıllarca kalan bu peri bacaları hala eski halini, tarihi görüntüsünü bozmadan hayatta kalmaya devam ediyor. Frigya medeniyetinden izler taşıyan ve tarihi kalıntıları ve tarihi eserleri bulunduran bölgede Frig Vadisi'ndeyiz. Milattan önce 3000-2000 yıllarını kapsayan eski Tunç dönemlerinden başlayarak günümüze kadar hüküm süren uygarlıklar içerisinde Frigler ayrı ve özgün bir yere sahiptir. Hititlerin milattan önce 1700'den başlayarak 500 yıl süren egemenliklerinin ardından milattan önce 1200 yıllarında parçalandıkları sırada Anadolu'ya batıdan gelen ve sonradan adlarına Frig denilen bir kavim göçü başlamıştır. Bu göçler sırasında Anadolu 400 yıl süren karanlık dönemin ardından milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında Friglerin siyasi üstünlük elde etmeleriyle aydınlanmış ve Frigler efsanevi kralları Midas döneminde güçlü bir devlet konumuna gelmişlerdir. Afyonkarahisar bölgesi de Friglerle bu dönemde tanışmış olmalıdır. Hititler gibi Anadolulaşan ve Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya illerinin birleştiği bölgede özgün bir kültür oluşturan Frigler, bu bölgede kült mezar ve mezar anıtları biçiminde büyük boy kaya blokları üzerine işlenmiş ana tanrıça Kibele kültüne ait tapınak çepeleriyle, yine ana tanrıça Kibele kültüne ait aslan kabartmalarıyla dünyanın en ilginç ve en değerli eserlerinin yaratılmasını sağlamışlardır. Özellikle Afyonkarahisar'ın kuzeyinde bulunan Göğünüş Vadisi ve Döver bölgesinde bulunan Aslan Taş, Yılan Taş, Mal Taş, Kapıkaya 1 ve Kapıkaya 2 gibi dünyada eşi bulunmayan Frig kaya anıtları bunların başlıcalarıdır. Frigler M.Ö. 6. yüzyıl sonlarından itibaren siyasi üstünlüğü yitirmiş olmalarına rağmen Afyonkarahisar ve çevresinde Frig kültürü, dini, mitolojisi yüzlerce yıl daha devam etmiş, bölgede 1000 yıl daha Frig dili konuşulmuştur.
Dünyada eşi bulunmayan kaya anıtlarını yapan Friglerin ardından bölgede hüküm süren Roma ve Bizans dönemlerinde de şifalı Frigya topraklarında tüf kaya kütleleri insan eliyle oyularak günümüze kadar ulaşan metropolis, bininler, İmpazarcık, Ornaş gibi yerleşim birimleri, Avdalaz, Demirli, Bayramaliler, Asarkale gibi savunma mekanları, Selimiye, Alanören, Devrent, Elicek gibi mezar odaları, Kırkinler gibi dini mekanlar, Yedi Kapılar gibi yeraltı yerleşimleri de meydana getirilmiştir. Frig Vadisi 2. Kapadokya olarak tanınmakta olup içinde kilise ve kral mezarlarını da bulundurmakta. İhsaniye ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Düer kasabası Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Aslankaya, Kapıkaya 1 ve Kapıkaya 2, Tanrıça Kibele adına yapılmış açık hava tapınağı özelliğinde M.Ö. 7. yüzyılda yapılmış kaya anıtları ile Asar ve Eski Düer'de Frig yerleşim yerleri vardır. Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler çevrede oldukça çok görülmektedir. Frig Vadisi'nin içerisinde yer alan Emre Gölü, Afyonkarahisar sınırları içerisinde doğal yollarla oluşmuş en küçük göldür. Gölün etrafında Frig döneminden kalma oyma kayalıklar ve rüzgar, hava olaylarının etkisiyle şekillenen peri bacalarının görkemi dikkatinizi çekecektir. İçinde bulunduğumuz alan ise bir açık hava tapınım alanıdır. Yöre halkınca o dönemlerde Maltaş ve Malkaya adıyla da adlandırılmıştır. Bunun sebebi ise o dönemlerde burada hazine olduğuna inanmalarıdır. İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesi sınırlarında Köynüş Vadisi'nin güneybatı köşesinde vadiyi batıdan sınırlayan Akkuş Uvası kayalıkları üzerinde bulunan bir açık hava tapınım alanıdır. İçinde hazine saklı olduğuna inanıldığı için yöre halkınca Maltaş ya da Malkaya adıyla adlandırılmıştır. Bölgedeki diğer Frig kaya anıtları ile birlikte M.Ö. 8 ve 6. yüzyıllar arasında tarihlendirilmektedir. Anıt ile ilgili ilk çalışma 1881 yılında yapılmış olup, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerden birçok bilim insanı tarafından da çalışılmıştır. Ana kaya kütlesinin Sarp Güneydoğu yüzünün 12.25 metre çarpı, 11 metre çarpı 9.56 metre ebatlarında ve 0.85 metre derinliğinde düzleştirilmesiyle oluşturulan alana uyularak oluşturulmuştur. Anıtın niş tabanından üst çatı noktasına kadarki yüksekliği 8.64 metre, genişliği ise taban seviyesinde 8.98 metredir. Anıtın çatısı eğimli beşik çatı olup saçaklar kademeli olarak dışa taşkındır. Alınlığın merkezinde baklava motifi dizisiyle bezemeli kalın bir orta dikme yer alır. Anıtın duvar yüzeyi rapor tekniğinde yerleştirilen geometrik motiflerle süslenmiştir. Bu süsler her iki yanda üzeri baklava dilimi bezemeli silmelerle çerçeve içine alınmıştır. Bu silmelerden soldakinin üst kısmında 11 harfe kadar korunabilmiş bir Frig yazıtı yer almaktadır. Anıtın cephesinde 2 metre çarpı 2 metre ölçülerinde kare formlu bir niş bulunmaktadır. Niş iki kademeli bir çerçeve ile çevrilidir.
Birinci çerçevenin üst köşelerinde ve ortasında makara formlu, yanlarında volüt benzeri işlemler görülen konsol benzeri çıkıntılar vardır. Bu kabartmaların hemen altında dar bir silme üzerinde oldukça silik durumda olan bir satır Frigce yazıt daha bulunmaktadır. Nişin iç kısmında karşılıklı betimlenen kapı kanatları, tapınağın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu gösterir gibidir. Nişin arka duvarı üzerinde büyük bir açıklık ile arkadaki kuyunun tabanına geçiş sağlanmaktadır. Bu geçişin birer firik anıtı olan bahşeiş ve delikli taş anıtlarında rastlanan, niş ile aradaki kuyu arasında bağlantı sağlayan dairesel derik formunda olması gerekirken, muhtemelen defineciler tarafından kırılarak genişletilmiş olmalıdır. Kuyu içerisinde iki adet kademe dikkat çekicidir. Bu kademelerin kurban ayinlerinin gerçekleştirildiği ahşap platformlarla ilişkili olduğu da düşünülmektedir. Arkamda görmüş olduğunuz anıt Friglerde bir krala ait olduğu düşünülen mezar anıtıdır. Üst tarafında bir mezar odası, iki yan tarafında ise şaha kalkmış iki aslan bulunmaktadır. Bu aslanların anlamı ise mezarda yatan kişiyi kötü ruhlardan korumak içindir. Frig dönemine ait kaya mezar odalarından biri olan Aslan Taş Kaya Mezar Odası'nın ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, karşılıklı iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan ile kapı üstünde hayat ağacını andıran kütle ve bunun üstünde her iki yana uzanmış kanatlı güneş kursu kabartma olarak yapılmıştır. Mezar odası hafif tonos tavanlı, sol tarafta ölüyü yatırmak için sedir bulunan küçük bir hücresi vardır. Aslan Taş'ın önemli bir Frig kralının mezarı olduğu ve M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. M.Ö. 13. yüzyıla ait olduğu da yeni yapılan incelemelerde söylenmektedir. Frig Vadisi'nde Aslan Taş'ın batısında yer alan önemli bir kişinin mezar anıtı olduğu düşünülen anıttayız. Burası bir deprem ya da doğal afetten dolayı bu hali almıştır. Aslanbaşı, taştaki aslanbaşı motifinin altında yılan kıvrımı olmasından dolayı da yılan taş olarak adı geçmektedir. Frig Vadisi'nde Aslan Taş Anıtı'nın batısında yer alan önemli bir kişiye ait olduğu düşünülen bir mezar anıttır. Bir deprem ya da doğal olaylardan dolayı yıkılmıştır. Üçgen tavanlı, ölü yatağı bulunan mezar odası olup dış yüzeyinde aslan başı ve ayağının bulunduğu iki ayrı kaya parçalı, kaya parçası altında kalmış Gorgo başlı kabartmalı kalkanın iki yanında savaşçı kabartmalıdır. Aslan başı kabartmasındaki motifin yılan kıvrımlı olması nedeniyle bu adı almıştır. Sevgili izleyenler, Anadolu Tarihi Afyonkarahisar programımızda bu haftalık bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.